Ve özellikle sülüklerde hafif bir sanki sıcaktan kavrulmuş gibi belirti, bazen yapraklarda trips zararı andıran belirtiler meydana getiriyor. Bununla da karıştırılabiliyor. Ölü kol hastaları, Pomopsis viticola. Ölü kolun en tipik belirtisi mildiyole beraber yayılması. Mildiyole yakın dönemde, biyolojide birbirine çok yakın. Mildiyole birlikte ortaya çıkıyor da mildiyoden biraz daha erken dönemde. Ölü kolu görebileceğimiz en kolay yol, özellikle kışladığı formlardan dolayı daha çok sürgüne bağlanan yan dallarda, birinci, ikinci ve üçüncü boğumlarda genellikle başlar ve daha sonra kuruma yukarıya doğru devam eder. En tipik özelliklerinden bir tanesi, oval lezyonlar şeklinde çökük ve üzerinde bir süre sonra piknik dediğimiz eşeğsiz üreme organlarını meydana getiriyor. Sadece sürgünde değil, sürgüne bağlı çiçek salkımlarında ve yaprakta aynı şekilde. Bazen şu şekilde MD gibi görünen yerlerde sanki bir trips gibi bazı böcek zararını da andırabiliyor. İleriki aşamalarda danelerde, hafif bu piknik yapısı danelerde de görülüyor. Danede buruşmaları da meydana getiriliyor. Oldukça acı bir tat ortaya çıkarabiliyor. Evet, yapraklarda sürgünde bazen dolu zararı gibi görünüyor. Şurada olduğu gibi enfeksiyonlar giderek yayılıyor. Kurşuni küf, asil çürüklük olan bir hastalık. Hem yaprakta, hem sürgünlerde, hem danede, özellikle yaralı olan tane kısımlarında genel bir enfeksiyon meydana getirerek çürümelere neden oluyor. Evet. Genel olarak hastalıklar konusunda anlatacaklarımız burada. Şurada özellikle belki bundan sonraki çalışmalar üzerinde şuna dikkat etmemiz gerekebilir. Birincisi patojenler, yeni isimleriyle bilinmesi gerekiyor. İkincisi bunların her birinin kışlama formları, biyolojileri çok iyi bilinecek ve biyolojinin içerisindeki farklı olan önemli noktalar var. Onları ön plana çıkarmak gerekiyor. Yani bundan sonraki çalışmalar üzerinde bu olması lazım. Hastalıklar açısından. Mücadele kısmıyla ilgili özel bilgilerde yarın yine bahsedeceğiz. Onun dışında tabii belirtiler birbirine bazen çok karışıyor. Çoğumuz artık pratikte bunları biliyoruz. Ama şaşırtmaca olan şeyler çıkıyor karşımıza. Artık belirti yönünden belli patojenler üzerinde daha fazla durmanız gerekiyor. Bazı örnek sorular var. Onlardan da bahsedebiliriz biraz. Evet, öğrenciler benden ders alan öğrenciler bazıları biliyorlar bunları. Örnek böyle birkaç şey var. Örnek olarak uçkurtan hastalığı özelliklerinden birisi değildir gibi bu şekildeki sorular üzerine baktığımız zaman seçeneklerde hani bu kadar bilgiden sonra hangisi olabilir gibi şeyler baktığım zaman bunlarda bir anda cevap verebilecek olan var mı? Aşağıdakilerden turunçgil uçkurtan hastalığı özelliklerinden birisi değildir. Var mı bununla ilgili cevap verebilecek? Seçenekleri okursak. Var mı hatırlayanlar? Küçük bir quiz gibi olacak bu belki de. Bakalım ne kadar anlaşılmış diyoruz ya, quiz yapıyoruz. C gibi duruyor mu? C gibi duruyor. Biraz yamuk duruyor sanki. Ders alan öğrencilerimizden bekliyoruz ama unutmuşlar onlar. Yaprak mı? Cevap şu mu? Portakalın çok fazla. Evet, cevap veriyor. Var mı başka? İbrahim ne diyorsun? C değil mi hocam? Ha? C. Hayır, bunu özellikle vurguladık. Bu adı koma, planodomus oldu, planodomusun tek önemli özelliği piknik yapması ve burada da seçelim. Hocam, E şıkkı, son şık. Buradan bir eksi aldınız. Bakın burada şifre şu, Acerbius. Hiçbir zaman Acerbius meydana getirdi. Acerbius'u kim yapar? Antraknoz yapar. Yani kolektif tüm kupa yapar. Yani şaşırtıcı bir konu. Bazen diyorlar, öğrenciler hocam ÖSYM gibi soru hazırlıyorsunuz diyorlar ama bu da ona benzedi. Örnek olarak işte turunçgillerde alternatif seyahat çürüklük hangi türlerde daha fazla yayılımdır?
halterler ya. En çok hangi türlerde daha çok karşımıza çıkıyor? Minola, tanjiro, altın top, portakal, limon ve mandalina. Daha çok portakallarda diyebiliriz. Turunçgil alterna yaprak lekesinin belirtilerinden birisidir. Turunçgil'de alterna ve yaprak lekesi. Bu kadar belirtiden bahsettik ama hani bunlardan hangisi onun belirtisidir? Ya bazı şeyler var. Mesela atıyorum Acerulus bunlarda olmaz alternalarda. Evet, beyaz şıklı. Yaprak ve meyvelerde sarı haleli kahverengi lekeler. İlaç kısmını üzerinde durmayacağım ama yine de burada cevap verebiliriz isteyen varsa. Aşağıdaki fungisitlerde hangisi kahverengi çürüklü fitofitora dediğimiz kahverengi çürük az önce anlattık gövde zamplamasına karşı önerilebilir. Hangisi? Karbendazim yok artık. A şıkkı değil mi? Şimdi yavrumuz o çetiofanat metil, evet. Aşağıdaki hangisi turunçgilde hem bakteriyel dalgalıkta hem de uçurutana ait değildir? Değişik bir soru olmuş burada. Karışık. Çok benziyorsun. Dalgalıklı ve uçurutan ikisi. Pseudomonas syringae. Bak hocamız burada bakteri hocası. Dolayısıyla o da anlatacaktır. Turunçgilde dal yanıklığıyla uçurutan birbirine karıştırılır. Değil mi? Arada bir farklılık var. Derse uçurutanı anlatırken pratikte dal yanıklığıyla karıştırmayalım diye. Hangisine ait değildir? Çok basit aslında. Değil mi? Adana değil mi hocam? Yani. Yağ ha? Yaprak kavrulması dediğimiz hani böyle şey dedi artık nekrozi olması, yaprak sapının sürgünde kalması. Değil mi? Bu şeyde uçkurutanda önce yaprak sapı sürgünde kalır, daha sonra o sürgündeki yaprak sapları da dökülür. Yaprak sapında enfeksiyon. Var mı cevabı güzel? Aşık kız diyoruz. Aşıkkı, evet. Aşağıdakilerden zeytin halka lekenin biyolojisini tanımlayan bir ifade şeklidir. Az önce de bahsettik. Misal olarak kış geçirir, 30-60 bulaşma, askosporları etmen kütüphaneye doğrudan girer, küçük meyve ve taze sürgünlerde morilla belirtisi. Evet. Halkalı lekeden bahsettik. Şimdi neyi bahsettik? Bakın, biyolojisinde misal olarak geçiriyor mu acaba? Evet, yakaladınız değil mi? 30-60 gün inkübasyon süresi. Aslında burada söylemek istedim, anlatırken de söyledik. En önemli özelliği bu. Niye? Çünkü her patojen bu kadar inkübasyon için beklemiyor. Yani diyelim ki Ekim'de enfeksiyon olduysa aralığa kadar devam ediyor, aralıkta kendini gösteriyor. Şu anda mesela hava şartları uygun olmadığı durumda yine aslında inkübasyon devam ediyor. Yeter ki enfeksiyon meydana gelsin. Burada onu göstermek için bir soruydu o. Zeytin versiyon solunumu apopleksi dönemi vejetasyon hangi aylar arasında görülür? Az önce bahsettim, apopleksi dediğimiz akut enfeksiyon. Karşımıza geldi böyle bir şey. Acaba hangisi olabilir? Apopleksi, akut enfeksiyon dönemi. İlkbahardan kışa kadar. Hangisi? İlkbahardan kışa kadar. Hangisi uyuyor? C şıkkı, evet. Aylar olarak. Yani hep böyle mevsim gelmeyecek, biz de burada ay olarak soralım dedik. Ay olarak karşımıza çıkıyor. Sadece kronik dönemini yansıtan bir özellik. Zeytinde ve evet. Sildim sorduğum kronik dönemi. Hangisiydi? B şıkkı, evet. Mumya çiçekleri ve kronikleşmiş yanmış mumya çiçekler. Evet. Aşağıdakilerden sebzelerde görülen pityum kök çürüklüğü etmeni değildir. Hangisi olabilir? Değildir. Sorular böyle geliyor zaten. Değil olmuyor, değildir filan şeklinde olduğu için benzeştiriyoruz hangisi değildir. Doğal olarak zaten bunlar hepsi patojen, sadece pityum solani değil. Evet. Zotosoyanol solani'nin eşeli üreme birimi aşağıdakilerden hangisidir? Eşeli üreme birimi. Evet, B şıkkı.
sebze ve patlıcan fitoftora infestansa ait karakteristik bir özellik değildir. Biraz detay olmuştu ama belki bu kadar da olmayabilir. Sporangiyumlar 90-100 oransal nemde gelişir, patojen aktifleşir, sporangiyum doğrudan veya zoospor oluşturur, enfeksiyon, stres koşulları, fakültatif parazit bir özelliktir. Evet. Bir özellik değildir diyoruz. Fakültatif parazit bir özellik. 12. Pitium'un biyolojisini tanımlayan özellikler. Bunu geçelim ya. Biz fazla detaylanmış. 13. Allah bunu gördükten sonra korkacak şurada. Bu kadar detay sormayabilirler. Size en zor gösteriyoruz. Olayı dinlersiniz, şey yaparsınız. Evet, buradan bahsettim. Söylerken olmuş olabilir. Sebzelerde görülen siktorotinyanın karpogenik dönemde ilk enfeksiyonda rol oynayan önemli eşeğli üreme dönemi. Karpogenik dediğimiz yani eşeğli üreme döneminde ilk enfeksiyonu nereden yapıyor? Hangisiyle gerçekleştiriyor? Serarda özellikle sklerotinya meydana gelirken ilk enfeksiyon nasıl meydana geliyor? Hangi üreme birimiyle? Bunu soruyoruz. Bu karpogenik dediğimiz eşeğli üreme döneminde. İlk enfeksiyonda rol oynayan eşeğli üreme dönemi. Böyle gıcık sorular gelecektir muhtemelen. Biz aralı böyle şey yapıyoruz. Hangisi? Hangisi? Eşeğli de dedik zaten. Eşeğli üreme birimi olduğu için bu eşeğli üreme organı, bu dayanıklı yapı, şu eşeğsiz spor, blastospor, eşeğsiz spor, tek olan şurada eşeğli üreme. Aslında çok fazla şey bilmeden de buradan çıkarabiliyoruz. Askospor. Sklerotinya, apotasyum meydana getirir, sklerotlar çimlendi, apotasyum, kadeh şeklinde bu içerisinde çok sayıda askospor var, ilk enfeksiyonu bunlar oluşturur. Daha sonra bir daha askospor görmeyiz. Doğada sadece bir kez bunu meydana getiriyor. Hangisi domates fuzaryum solgunu hastalığının etmenidir? Fuzaryum solgunu, oksporun, niveum, mikopersisi, radisitopersi ve fol. Tür olarak, evet, fuzaryum, oksporun, forzitesiz, mikopersisi. Bunlarda sorarlar mı bilmiyorum. Fitoftoran değişik türleri. Turunçgil ağaçlarına göre sakızlanma neden? Aşağıda hangisi değildir? Turunçgil'de sakızlanma gördüğümüz zaman hepsi fitoftora olacak diye bir şey yok. Acaba fitoftora ışığında başka bir şey olabilir mi, değil mi? Hangisi değildir? Fitoftora evet dedik. İşte foma, seratosistis, kök zararlanması, diplodia. Hangisi değildir? Zor bir soru geldi. Evet, cevap B şıkkı foma sp. Uçkurutan herhangi bir sakızlanma yapmaz. Zeytin arkalıkları neyse bunu geçtik. Örnek soru olsun diye yani üzerinde şey durmayabilirsin. Bazı benzer şeyler. Mesela şöyle pitium türlerini az önce söyledim ama hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Bunlardan hangisi yararlı bir pitium türü gündür? E şıkkı pitium oligandro. Aşağıda hangisi sebzeme bakın bu tür sorular çok geliyor. Yani ilaç dersine bahsedeceğim. Hangisi kök çürükle karşı önerilmez? Var mı? Yarın da bahsedeceğim ama hani böyle bir soru var. Benzerini gördüm. Sorular içerisinde vardı. Propamokarb hidroklorit ortofosmetil tiram, trigoderma, krizoksin metil. T22'ye veririz. Hangisi önerilmez? Var mı önerilmeyen bunlardan? A şıkkı değil mi? A şıkkı değil mi? İlaç bayi olanlar ama belli oluyor değil mi? Krizoksin metil kökçülükle karşı önemli. Şunlar zaten organik tarımda da yaygın. Tiram, hem tohum, yeşil aksam, fide, daldırma hepsini uygulayabilirsiniz. Toplofosmetil yaygın tekli ve karışımları var. Propamokarb hidroklorit artı fosfetilat dediğimiz profkür, pürekür, enerji yaygın olarak kullanılanlar. Aşağıda hangi sebzeye göre kökçülükle hastalığı etmeni değildir?
kök çürüklü et mi değildir? Acaba hangisi vardır? Pitium, Afanide Matum, Vesoxstornifer, Phytophthora türleri, Zoctoion solani, Sclerotinia sclerotiorum. Kök çürüklü deyince kompleksten bahsediyoruz. En az 3-4 tane tür var. Ama şurada bir tanesi kök çürüklü yapmaz. Yani olursa da üzerinde sonradan gelişir. Hangisi olabilir? Hangisi? Rizopus değil mi? Rizopus, Storonifer. Sclerotinia sclerotiorum biyolojisini tanımlayan bir sıralamadır. Böyle bir sıralama. Acaba hangisi olabilir? Sorulara baktığımda bazen buna benzer şeyler görüyorum o yüzden. Bu sclerotinia sclerotiorum olmaz da atıyorum Phytophthora infestans olabilir, başka tür olabilir. Hangisi sizce bu döngüyü, biyolojisini kısaca silsile halinde tanımlıyor? Evet, değişik değil mi? Sclerochim'den de apotesyum yaptı, apotesyumdan askospor oluştu. Askospor ilk enfeksiyonunu meydana getirdi. Böyle bir döngü ortaya çıkıyor. Hıyar köşeli yaprak leke hastalığı hıyar bilgisinden ayıran özellik aşağıdakileri de hangisidir demişiz? 5'li değil mi? Yaprak altında şeffaf süt kıvamında salgı. Az önce bahsetmiştim, anlattım. Sebzeleri kök çürüklü etme, rezoktörü solanik, yeşili, örevlerinde hangi spor üretir? Thanatophorus cucumeris'ti biliyorsunuz. Eşeli formu. Eşeli formda hangi tür spor üretiyor? Basidiospor, Teleospor, Pitmiospor, Ascospor, Plasmodium. Bunlar zaten eşeğsiz, şu da eşeğsiz, dayanıklı form. Ascospor'la Basidiospor kalıyor. İki tane. Evet, Basidiospor. Armut leke, kara leke hastalığı etmeni, Ventulia pirinanın yazlık spor formu aşağıdakilerden hangisidir? Kara lekeyi geçtik ama sizce hangisi? Evet. Yazlık spor formu. Yani eşeğsiz form diyebiliriz. Sprosia formi. Değil mi? Aşağıdaki memeli pas hastalığı yaz aylarında elma meyvesinde görülen bir dönemidir. Önemli suyu paslarda çok soru geldiği için üzerinde durabiliriz. Memeli pas hastalığı yaz aylarında elmada görülür. Dedik ki elmada özellikle meyvede, meyve üzerinde oluşan bir yapı ne olabilir? Ana konukçumuz elma armut olduğuna göre değil mi? Ana konukçu armut dedik. Ana konukçu elma armut türleri. Yani bizim için kültür bitkileri ara konuşu. Dolayısıyla ara konuşu dediğimiz 0 ve 1 nolu devreleri düşünmemiz gerekiyor. O yüzden orada spermogonya ve ezya devresini görmemiz gerekiyor. Evet, burada da spermogonya devresi özellikle elma meyvesi üzerinde kendisini gösteriyor. Tafrinal deformansdan bahsettik. Eşeli ve eşeğsiz devrede hangi sporlar meydana gelir? Tafrinal deformans eşeli dönemde hangi sporlar oluşturur? Ascospor eşeğsiz devrede Blastospor. Blastospor'dan bahsettik. Blastospor özellikle eşeğsiz spordan da oluşabilir veya Ascospor çimlenirse kendisi aynı zamanda tekrar Blastospor oluşturabilir. Cim hastalığı, meyve açlarında görülen bir hastalık, belirtilerinden birisidir diye bahsediyoruz. Hatırlar mısınız bilmiyorum ama. Evet, B şıkkı. Meyvede bozulma, deformasyon oluşturduğu için anahtar kelime anormal meyve oluşumu. Yaprak küfü, fulvia fulva, pastolara fulva, hangi tırana onu geçelim. Çok güzel olmuş. Ha, solgunluk hastalıklarını açısından önemli. Solgunluk hastalığın şiddetini belirleyen faktörlerin birisi değildir.
üçüncü seçenekler. Genel anlamda bu ama özellikle karpuz için bunu söyleyebiliriz. Ya da fuzarip solgunluk hastalıklarının şiddetini belirleyen faktörlerden birisi değildir. Enfekteli bitkinin yaşı, çevresel faktörü, toprağın fiziksel yapısı, karpuz çeşidi, patojen ırklarının inokulum yoğunlukları. Var mı fikir olan? Son soru burada. C seçeneği değil mi? C seçeneği, evet. Toprağın fiziksel yapısı çok fazla hastalık şiddetini belirlemiyor. Sonra da size ara vereceğim. Pamuk çökertik hastalığı etmenin birisi değildir. Şöyle baktığımız zaman hangisi olabilir? Pamuk çökerten solgun şey, çökerten hastalık etmeni değildir. Ezoktayın soran italyoksik basit olarak pittüm, debareanı, fuzari, kulmor, fuzari, bolili formen. Pamukta gördüğünüz çökerten hastalığı hangisi değildir? İşaretlemiş olduk gerçi ama pitirde böyle anlamda ışık tuttuk. Pamuk köşelerini değiştik. Aşağıdakiler hangisi? Mısır, tavuk, kök, kök, boğazı, sap çürüklü etmenlerinden değildir. Son dönemde üzerinde çalışılan konulardan bir tanesi bizim Akdeniz bölgesi Çukurova'da yeni başlamış çalışmadan bir tanesi etmenlerden birisi değildir. Hangisi olabilir? Sizce? Makrofobine söylemiştik değil mi Mısır'da? Diplodia Mısır'a ait, bakın Zea Mais'ten geliyor. Hatırlatmak amacıyla Mısır demektir. Zea Mais, Maidis veya Usulago Maidis veya Diplodia Maidis Mısır'a özelleşmiş türlerdir. Makrofobine yüksek sıcaklıkları seven termofilik bir fungustur. Fusarium moniliforme, Fusarium solani ve Pittium türleri. Fusarium moniliforme'yi de söylemiştik. Pittium türlerini söyledi sadece ama burada bir tek Fusarium'un solani türü var. Bu herhangi bir kökçülük bir şeyde Mısır'da yapmıyor. Mısır, Maidis yaprak yanıklı hastalığına ait olan bir belirti. Hangisi olabilir? Biraz detay olmuş. Böyle bir soru gelir mi sizce? Hazırlanmıyorsunuz değil mi? Valla şunu söyleyeyim, duyduğum kadarıyla birkaç üniversiteden şey istemişler, soru istemişler. İstedikleri kişilerden bir tanesi de benim bitki fungal hastalığı kitabımı okutuyor. Soruları oradan hazırlıyor muhtemelen çekici. Dolayısıyla bu sorular da benim kitaptan aldığı için benzer soru çıkacaktır diye düşünüyorum. Aşağıdakiler hangisi Mısır rastlık hastalığı belirtilenen birisi değildir? Hangisi olabilir? Mısır'da basit bir rastlık hastalığı. Ha? Kim diyor onu? Ha, İbrahim sen miydin? Tabii biz sınavlarda sorduğumuz sorulardı bir tanesi. Ne dedik? Mısır rastlık hastalığı etmeni lokal enfeksiyon yapar. Sistemik enfeksiyon yapmaz. Tahıl rastlıkları sistemik enfeksiyon, Mısır rastlıkları lokal enfeksiyon yapar. O yüzden burada da bir tuzak tabii bu lokal yerine sistemik yazdık. Doğru cevap sistemik olacak. Tahıl kar küfüyle ilgili bir şey var. Soru gelmiş. Soru bankasında gördüm. Etmen hangisidir bunlardan? Fusarium nivale, evet. Buğdaylı boğaza göre göz lekesi oluşumunun nedeni, göz lekesinin etmeni diyebiliriz. Pseudocercospora herpetotrichoides. Akbaşak oluşumuna neden olan faktörlerden birisi değildir. Bu da son bir bari soru, bilmiyorum. Birkaç tane daha var. Akbaşak oluşumuna neden olan etmenlerin birisi sizce hangisi değildir? Septoria hocam. Septoria değil mi? Septoria türler. Burada süneyi de koyduk. O da akbaşağa neden oluyor. Akbaşak dendiği zaman hep süne akla geliyor çünkü. Evet, mercimek midyosu hastalığının en önemli belirtisi, seçeneklere baktığımız zaman bahsetmiştim, lokal ve sistemik enfeksiyon yapması. Aşağıdaki hangisi arpa bitkilerine göre birinci yaprak patojenlerinden değildir? Arpaya özgü özelleşmiş hastalıklardan bahsediyorduk burada.
hangisi değildir? Burada cevap sebitoria olacak. Şu önemli, aşağıdaki hangisi kahverengi pastasının ara konuşlardan birisi değildir? Hatırlıyor muyuz kahverengi pastasının ara konuşları? Yani buradan kurstan sonra mutlaka buna tekrar bilgi güncellemesi, tazelemesi yapın. Yani bu ara konuşlar mutlaka soru olarak geliyor. Üzerinde durmanız gereken şeylerin bir tanesi. Talictrum, Ancusa, Veronica, Anomalia, Clematis. Çoğu çayır yabancı otlar, Avrupa çayır yabancı ot türler. Hangisi olabilir? Talictrum başta zaten. Değil mi? Hangisi ara konuşlardan birisi değildir? Var mı cevabında? Yok, tam tersine. Anemonella tam tersine ara konuşucusudur, kahverengi pastası. Hangisi acaba? Talictrum, Ancusa, Veronica, Anemonella, Clematis. C. Atıyoruz değil mi? Valla yoklama yaptık. Evet, C şıkkı, Veronica. Birbirine benziyor. Şunlar hepsi söylemiştir. Kahverengi pastasının ara konuşucuları. Pas hastalıkları ilişkili, sinerjik ilişki halinde yaprak patojeni hangisidir? Pasta birlikte çok rahat çıkan hem fazla hem sektöre pas devamında söylemiş olduk tabii. Sektöre. Evet. Buradan ilginç bir şey bakıyor. Fasulye pasını hatırlıyor muyuz? Fasulye pas etmenleri bunlardan hangisi? Denizli. Öyle bir söz var ya. Tuzağa düşüyorsun. Dinledim. Çünkü de anlatırken söylemiştim. Ha? Hangisi? Eurobices appendiculatus. Biraz kaymış ama doğru cevap buydu. İlaçlara geliyor. Tozlu yüzü hatırlıyor muyuz? Etmen olarak. Spongospora super ne oldu? Söyledik, patates suyu geçelim. Şeker pancarı ile ilgili 3 tane soru vermiş amca. Var mıydı? Şeker pancarı deyince akla en yaygın olan Cercospora betikora dediğimiz yapraktaki hastalığı geliyor. Cercospora betikora'nın belirtisi aşağıdakilerden hangisidir? Hatırlayan var mı bilmiyorum. Yaprak arası sarımı kuruyor. Yaprak da ortası gri, kenarı kahverengi lekeler. Bu durantı dağınıklı, köşeli gri kabarık, damarası yok, hayır. Var mı hatırlayan? Aşık değil mi? Aşık. Yaprak da ortası gri, kenarı kahverengi lekeler. Kömür çürüklü. Aşağıdakiler hangisi? Baklagil kömür çürüklü. Yani makrofomina fazolinden oluşurdu. Kömür çürüklüğü hastalığın tanımlayan bir ifadedir. Bunu da tanımlayalım ve bitirelim. Evet. Hangisi olabilir? Buna benzer soru geliyor. O yüzden var bu. Baklagil kömür çürüklüğü dediğimiz makrofomina oluşturuyor. Bir hastalık, solgunluk, fide ve gövde yanıklığı, iletim demetlerin siyah renkli, iğne şeklinde, mikrosiklet ve pigmentler, dayanıklı oosporlar, toprak seviyesinde yoğun kahverengi lezyonlar, bitkinin kotiledonlarında yağımsı lezyonlar. Hangisi olabilir? Neyi seçelim? Makrofomina dediğimiz zaman. Mikroskopla araştır. Anlatırken de söylemiştim, makrofominanın en tipik belirtisi boydan açtığınız zaman iç kısımlarında daraltı, kömür çürüklüğü adı oradan gelir. Siyah renkli, oldukça koyu renkli, dayanıklı form, mikrosiklerotlar ve üzerinde daha sonra pigmentler meydana getirir. Evet. Genel sizin için zayıf noktalar burası olacak. Çalışmanız gereken şeylerden ağırlıklı olarak hastalıkların biyolojisi, etmenleri, özellikle bu biyoloji içerisindeki farklı dayanıklı yapılar üzerinde durmamız gerekiyor. Mücadele kısmı, ilaçlar kısmıyla da yarın devam edeceğiz. 15 dakika ara veriyoruz. Ondan sonra diğer bölüme geçeceğiz.